Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipinden bahsedeceğim. Böyle soruları ÖSYM seviyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru tipi size çok şey katacak. ÖSYM amcaların sevdiği soru tipi diyoruz biz buna. Eşitsizlik sorusu, DGS'de, KPS, ALES ve TYT'de bu tür sorular göreceksiniz. 2021'de buna benzer bir sorunun yine geleceğini tahmin ediyorum diyor ki vücutta yeterli oksijen olmaması ve kan basıncının azalmasına hipoksemi deniyor arkadaşlar. Tıp dilinde bu. Ee, hipoksemi'nin e, diğer bir adı solunum yetmezliği. Yani yeterli oksijen yoksa solunum yetmezliği yaşıyor bir kişi. İnsan kanındaki oksijen seviyesi, insan kanındaki oksijen seviyesinin %96 ile 100 arasında olması normal kabul ediliyor. Normal bir insanda %96 ile %100 arasında. Yani %96 dahil, %96, %97, %98, %99 ve %100 olması gerekir. %90'ın altında yani %92'ye kadar da olabiliyor bazı yaşa göre ama ideali %96-%100 arası. %90'ın altındaki oksijen seviyesi arkadaşlar işte bu düşük olarak kabul ediyor. Artık bu sonunum yet yetmezliğine giriyor. Yani hipoksemi denilen bir hastalığa neden oluyor bu kişide. Şimdi yukarıdaki ifadeye göre, yukarıdaki ifadeye göre insan vücudunda olması gereken oksijen seviyesi hangi eşitsizlikte doğru verilmiştir? Şimdi sorumuz bu arkadaşlar. Yani biz bu eşitsiz, eşitsizlik sistemlerini tek tek açtığımızda 96 ile 100 arasında bir değer bulmamız gerekiyor, 96 dahil olması gerekir. Şimdi buraya baktığımızda. Ee, hani 3 ile 97'yi toplarsak 100 yapar. Şimdi çözüme bakalım. Hani sallama taktiği yapsaydık ne olurdu? Ee, yine bakıyoruz 3 ile 97'yi topluyoruz, yine 100 yapıyor. Yani bunların hepsi 100 yapıyor. Bir şurada bir sıkıntı var. Hani bunların toplamı 100 yapmıyor. Ee, bu mantıktan belki e şıkkını gibi düşünülebilir bu. Şimdi buradan tek tek yapmamız lazım. Eşitsizlik sistemi nasıl çözülüyordu? Bunu zaten biliyorsunuz. 97'nin bir eksiğini bu tarafa atıyorsunuz. Yani buraya eksi 97 yazıyoruz. Küçüktür. X eksi 3 yazıyoruz. Küçüktür. Bu da 97 olacak. Her tarafa 3 eklediğimizde her tarafı 3 eklediğimizde burası ne olur artık? Eksi 94 küçüktür. X olur. O da küçüktür. 100 olur. Tamam sağ taraf iyi güzel de sol taraf eksi 94 ile 100 oluyor ki bu çok mantıklı gelmedi bize. Şimdi B şıkkına baktığımızda her tarafı yine aynı yukarıda yaptığımız gibi eksi 97'yi bu tarafa atarsak eksi 97 küçük eşittir. X artı 3 küçük eşittir. Yine 97. Ya Buradan anlaşıldığı kadarıyla arkadaşlar büyük değerlerin şu 97 gibi büyük değerlerin dışarıda olmaması, içeride olması gerekiyor. Bunu çözdüğümüzde de yine eksi 94 eksi 100 ile başlayan hatta eksi 100 ile başlayan bir değer buluyoruz. Her taraftan 3 çıkardığımızda eksi 100 küçük eşittir x. O da küçük eşittir e 94 değerini buluyoruz ki bu da geçerli olmuyor. E biliyorsunuz e deneme hazırlıyorum ben. DGS için 5'li matematik denemesi gerçekten çok kaliteli sorulardan oluşuyor. E bu sorunun benzerini denemeye koyacağım arkadaşlar. Yani çok güzel sorular var. İnşallah sınava yetişecek. Nisan'a yetişecek o deneme. C şıkkına bakalım. 5'i e, bu tarafa eksi 5 olarak atarsak. Eksi 5 küçük eşittir. X eksi 95. O da küçük eşittir. 5 olur. Her tarafa e, artı 95 eklediğimizde sol taraf ne olur? 90 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 100 olur. 90 ile 100 arası... Sağlıklı bir insan için geçerli değil arkadaşlar. bakın ne diyoruz yukarıda ee, Hani cevap C'ymiş gibi düşünebilirsiniz. Bazı arkadaşlar bunun cevabını C diyebilir. Ama insan kanındaki oksijen seviyesinin 96 ile 100 arasında olması normal kabul ediliyor. Yani sağlıklı bir insan için 96 ile 100 arasında olması lazım. 90'ın üstü yeterli değil arkadaşlar. Dolayısıyla buradan C şıkkını da eleyebiliriz. E, D şıkkına bakalım. 2'yi bu tarafa eksi 2 olarak atarsak küçük eşittir. X eksi 98 o da küçük eşittir 2 olur. Her tarafa 98 eklediğimizde 96 küçük eşittir X o da küçük eşittir 100. 96 dahil 100 işte cevabımız D şıkkı oluyor. E'yi de çözelim. Eksi 5 eksi 5 küçüktür. X eksi 100 o da küçüktür 5 olur. Her tarafa 100 eklediğimizde ne olacak? 95 küçüktür x o da küçüktür 105 olur ki bu da bizim istediğimiz değer olmaz arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Buna benzer gerçekten çok kaliteli sorular hazırlayacağım. Zaten dediğim gibi yani deneme hazırlıyorum. DGS denemesi, ALES denemesi hazırlıyorum. O denemede hazırladığım çok güzel sorulardan birkaç tanesini bu düzenli olarak paylaşacağım arkadaşlar. Denememiz çıktığında denemeyi mutlaka alıp çözmenizi tavsiye ederiz. En geç Nisan-Mayıs gibi çıkacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni bir soruda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.